Rahşan affını nasıl bilirsiniz? Aslında her şey 98 yazında hapishanede doğan 2 yaşındaki Aylanur'un basında yer alan hikayesiyle başladı. Aylanur'un annesi Emine Akbulut, hamile bir kadını ve kadının eşini öldürmekten 27 yıl hapisle cezalandırılmıştı. O dönemde TV programları, gazete manşetleri ve ana haber bültenleri sıklıkla minik Aylan'ın dramını konu edindiler. Basının bu olaya, bilhassa Aylanur'a ilgi göstermesi Rahşan Ecevit'i de etkiler. Ancak madalyonun diğer yüzünde ise hamile eşiyle birlikte Emine Akbulut tarafından katledilen Abdullah Karabulut'un annesi. Aylanur hapiste de olsa yaşıyor. Ya benim doğmadan öldürülen torunum diye sormaktadır. Rahşan Ecevit o dönem başbakan yardımcısı olan Bülent Ecevit'in eşi ve aynı zamanda Demokratik Sol Parti'nin genel başkan yardımcısıdır. Aylanur'un sıklıkla basında yer edinmesine kayıtsız kalamaz ve parti meclisine af önerisiyle gelir. Süre gelen af tartışmaları hukuk ve siyaset çevrelerinde basında ve toplumda geniş yankılar uyandırır. Uzun süren tartışmalar sonucunda 99 yılında af önerisi mecliste kabul edilir. Ancak Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel yasayı veto eder. Yasanın veto edilmesi yani 30 bin mahkumun serbest bırakılmasını içeren af yasasının reddi, topluma rahat bir nefes aldırsa da mahkumlar cezaevlerinde geniş çaplı bir isyana başlar. İsyanlara dönemin Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, af çıksaydı cezaevinde olaylar olmazdı şeklinde basın açıklaması yapar. Açıklaması tepkileri beraberinde getirirken Adalet Bakanı'nın bu söylemleri cezaevi isyanlarını giderek tırmandırır. 2000 yılına gelindiğinde ise mecliste af oylaması yeniden yapılır. Dönemin Cumhurbaşkanı artık Süleyman Demirel değil, Ahmet Necdet Sezer'dir ve Sezer af yasasını onaylar. Affın onaylanmasıyla Liberal Demokrat Parti kanadı protesto amacıyla Rahşan Ecevit'e posta aracılığıyla kına gönderir ve Rahşan Hanım'ın çıkan bu afla çok mutlu olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu affın çıkmasını kendisi istedi ve gündeme getirdi. Halkın %92'sinin muhalefetine rağmen bu af çıktı. Kendisini tebrik ediyor ve bu kınayı dilediği gibi kullanmasını diliyoruz şeklinde açıklama yaparlar. Peki bu çokça tartışılan af sonucunda tam olarak neler yaşandı? Aslında Rahşan affı sadece 23 Nisan 1999 yılından önceki tarihlerde işlenen suçları kapsayan bir aftı. Ancak af yasası onaylandıktan sonraki tarihlerde oluşan suçları da kapsamaya başladı. Ve bu sayede 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminden sonra kusurlu bulunan müteahhitlerin yargılanması için açılan davaların büyük bir kısmı af kapsamında değerlendirildi ve cezasız kaldı. Müteahhitlere karşı açılan 2100 davadan 1800'ü şartlı salıverilmeyle sonuçlanırken yaklaşık 110 davada da ceza ertelemesi yapıldı. Yine Rahşan affı nedeniyle o dönemde Fethullah Gülen'in devam eden yargı süreci ertelendi. Rahşan affı sonucu tahliye olan adi suçlular sonra yeniden benzer suçlar işleyip tekrar tutuklandılar. Rahşan Ecevit'in birçok ailenin geçim sıkıntısı hafifleyecek, cezaevleri boşalacağı için hükümete yeni düzenlemelerde kolaylık sağlanacak dediği, Bülent Ecevit'in ise mahkumlar genellikle ailenin para kazanan, aileyi koruyan insanları oluyor. Onlar cezaevine girince aileler mağdur oluyor diyerek savunduğu Rahşan affının bazı bilinen sonuçlarına birlikte bakalım. Rahşan affıyla serbest kalanlardan biri de medyada 40 ağaç yamyamı olarak bilinen, bir çocuğa tecavüz ettikten sonra öldürdüğü çocuğun etini yiyen ve bu eti işlettiği lokantada yemeklere katarak müşterilere yediren Oktay Tayfun Bölge'dir. Rahşan affıyla topluma salıverilen bir diğer medyatik yamyam katil ise Özgür Dengiz'dir. Özgür Dengiz, arkadaşını öldürdüğü için o sıralar hapisteydi. Ancak Rahşan affıyla 2000 yılında serbest bırakıldıktan sonra iki kişiyi daha katletmiş ve öldürdüğü maktüllerin etini yemiştir. Rahşan affı 2007 yılına gelindiğinde ise toplumda infial yaratan Zekiye Gökçin cinayetiyle yeniden gündeme geldi. Daha önce tecavüzden hapis cezası alan bir mahkum serbest kaldıktan sonra diş hekimi Zekiye Gökçin'i tecavüz ederek öldürmüş ve yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Toplum vicdanında infial yaratan bir başka olay ise Serpil Yeşilyurt cinayetidir. Serpil Yeşilyurt 4 tane tinerci tarafından
kaçırılmış, işkence edilmiş ve tecavüz edildikten sonra öldürülmüştür. Yeniden rahşan affı ile topluma salıverilen Serpil Yeşilyurt'un cinayet zanlıları serbest bırakılmış ve serbest kalanlardan birkaçı sadece 7 ay sonra yeniden benzer suç işleyerek tutuklanmıştır. Rahşan affıyla salıverilen suçlulardan bir diğeri ise Adnan Çolak, yani basında bilinen ismiyle Artvin Canavarı. Seri katil, kurbanlarını yaşlı kadınlar arasından seçen ve tecavüz ettikten sonra toplamda 11 kişiyi öldüren Adnan Çolak 2005 yılında rahşan affıyla serbest bırakılmıştır. Yine 1999 yılında başlatılan soruşturma neticesinde Fethullah Gülen'in yargılanmasına yönelik açılan dava rahşan affı sebebiyle ertelenmiş ve 2008 yılına gelindiğinde ise yargılanması devam eden Fethullah Gülen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itiraz ve taleplerine rağmen Yargıtay Genel Kurulu tarafından beraat ettirilmiştir. Uzman hukukçuların belirttiğine göre rahşan affıyla serbest bırakılan adi suçluların %60'tan fazlası yeniden cinayet, gasp ve tecavüz gibi suçları işleyerek yeniden tutuklanmıştır. Örneğin Serpil öğretmenin katili Savaş Tüblek, aftan yararlanıp çıktıktan sonra iki genci bıçakladığı için tekrar tutuklanmıştır. Daha önce tecavüz ve gasptan hapis yatan, rahşan affıyla hapisten çıkan Tufan Doğan, 2001 tarihinde 7 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz edip öldürmüş ve yeniden tutuklanmıştır. Gülay öğretmen ise rahşan affıyla salıverilen Tezcan Topçu ve Kenan Bakar tarafından öldürülmüştür. Rahşan affı ile cezaevinden çıkan seri katil Zeki Dağlı 2010 yılında yeniden tecavüz ve cinayet suçları işleyip tutuklanmıştır. Yine rahşan affıyla salıverilen S.Ö. serbest bırakıldıktan sonra 8 yaşındaki bir çocuğa tecavüz edip öldürmüştür. Ve çocuk istismarından tutuklu yargılanan Cemil Meriçli, rahşan affıyla serbest bırakıldıktan sonra bir kız çocuğuna tecavüz ederken yakalanmış ve tutuklanarak yeniden cezaevine gönderilmiştir. Peki ya siz? Rahşan Ecevit'in, birçok ailenin geçim sıkıntısı hafifleyecek, cezaevleri boşalacağı için hükümete yeni düzenlemelerde kolaylık sağlanacak dediği. Bülent Ecevit'in ise, mahkumlar genellikle ailenin para kazanan, aileyi koruyan insanları oluyor. Onlar cezaevine girince aileler mağdur oluyor diyerek savunduğu. Rahşan affını nasıl bilirsiniz? Buyurun yorumlara.